kaymakamlığın valilik oluruna verdiği iftar yemeğinden sonra valimizle de röportajımızı yaptık. Ve bugün burada ulusal basından değerli abilerimiz vardı. Canlı yayınlarını aslında bir yönden bozmak istemedik. Televizyon karşısında Okan abimizi belki görmüşsünüzdür. Birçok televizyon kanallarında kendisini. Abi hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok iyiyim. Burada olmaktan dolayı çok iyiyim. 3 gündür buradasınız. Evet, iyi. Hiç bize haber vermiyorsunuz. Sizin haberiniz olsun canım. Kente yabancı geliyor. Bizim haber vermemize gerek yok. Şaka bir yana, ben de burada kaldığım süre içerisinde televizyonunuzu takip ettim. Evet. Çok güzel işler yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Hatta hani ulusal televizyon onlardan çok burada neler oluyor, neler bitiyor diye televizyonunuza baktım. Ama öncelikle ben buradaki halka çok teşekkür ediyorum, Cizre halkına. Bizi çok güzel ağırladılar. Özellikle böyle sokakta dolaşırken arkadaşlarımız hiç bizi yalnız bırakmadı. Hep böyle güler yüzlü. Ondan sonra dükkanların içine soktular falan. Çok keyifli, güzel günler, dakikalar geçirdik. Herkese teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Cizre'yi nasıl gördünüz? Vallahi güzel gördük. Güzel mi? Güzel güzel. Valimizle röportaj yaptınız. Bazı konu başlıklarına böyle kısaca bize bir özetleyebilir misiniz? Önce burada neden buradayız onu anlatayım izleyicilere. Biz GAP bölgesinde Ramazan başından bu yana TGRT Haber ailesi olarak yapımcımız Fahri Kaynak'la birlikte bu bölgedeyiz. Yani 9 ili kapsayan GAP idaresinin katkılarıyla düzenlenen bir organizasyonun içerisindeyiz. Buraya gelmeden önce Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, ondan sonra Batman, Kilis, Siirt, Diyarbakır bütün illeri dolaştık bu bölgede. Biliyorsun 9 ilden oluşuyor. Şırnak'a geldik, Cizre'ye geldik. Şimdi tekrar Mardin'e dönüyoruz. Bu arada Başbakan Yardımcımız ve Devlet Bakanı Bülent Arınç, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek gibi illerin valileri, milletvekilleri, mülki amirleri, özel idare müdürleri gibi değerli konuklarımızı ağırlayıp o 9 tane ili özellikle ulusal basında tanıtabilmek. Çünkü biliyorsun genelde burasıyla ilgili yapılan haberlerin tamamı turizm ya da buradaki işte hayat ya da buradaki sosyal kültürel yaşantının haricinde burada bir takım böyle kendi arasında olan çok da bütün şehre mal edilmeyecek tatsız sevimsiz olaylar. Evet. Biz istedik ki buranın inanç turizminin ne kadar güzel olduğunu, kültürel bölgelerinin, kalacak konaklayacak yerlerin, buradaki sosyal yaşantının ne kadar farklı ve güzel olduğunu ve batı illerine göre mübarek Ramazan ayının ne kadar farklı geçtiğini göstermek istedik. Asıl amacımız buydu. O yüzden bunu da yapabildiğimize inanıyorum. Çok da güzel bir şekilde dile getirdiğimize inanıyorum. Ama bunu tek başımıza yapmadık. Sizlerin katkılarıyla oldu. Teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza, idarecilerimize ve tabii ki size yerel basındaki çalışan arkadaşlarımıza. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın abim. Sanıyorum yavaş yavaş yola çıkacaksınız. Evet, bu akşam Mardin'de misiniz? Şimdi Mardin'e geçeceğiz. Bu gece Mardin'de konaklayacağız. Yarın akşam televizyon izleyicileri gene ekranda Cizre ile ilgili bir yayın seyredecekler. Ondan sonra kaç gibi olur? 18:30'da. 18:30'da evet. O zaman Cizre TV ekranlarındaysanız, televizyonunuzda böyle reklam olduğu zaman Cizre TV'de hemen kayın TGRT Haber'e. Ama benim özel bir işim evet. olacak. O da özellikle Kadir Gecesi ile ilgili. Biz bir aydır yollardayız biliyorsun. 3 günde bir il değiştirdik. Evimizden, ailemizden uzağız ama bizler için çok önemli olan Kadir Gecesi'ni Mardin'de camiden gerçekleştireceğiz. Bütün izleyicilerimizi ekran başına istiyoruz. O güzel, o kapıların açıldığı, o muhteşem gecede hep birlikte ekran başında bize eşlik ederlerse izleyicilerimiz çok güzel olacak. Gene Mardin'de Sayın Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'le karşılaşacağız. Onu tekrar yayına alacağız. Hem son referandum çalışmalarını öğreneceğiz. Ne alemdeymiş, nasıl gidiyor. Ona biliyorsun ne olursa olsun büyükler ne kadar konuşursa konuşsun son sözü her zaman millet söyleyecek, evet. halkımız söyleyecek. Ama her şeyin hayırlısı olmasından temenni ediyoruz. Sadece bölge Güneydoğu Anadolu bölgesi değil, tüm Türkiye Cumhuriyeti'ne inşallah faydalı, hayırlı bir sonuç çıkar diye temenni ediyoruz. Çünkü bir sonrasında bunu soracaksın onu biliyorum. Evet. Teşekkür ediyoruz size, bize ayırdığınız zaman için. Ben bir an önce sizleri, ben de İstanbul'a bekliyorum. İnşallah. Ama buradan sesleniyorum sizin aracılığınızla da. Diğer sanatçı dostlarımıza, kardeşlerimize de bir an önce buraya gelsinler. Buradaki bu güzel insanları, bu güler yüzlü insanları, buranın dolmasını, buranın zerdesini, buranın tatsınlar. Evet, tatsınlar. Vallahi hepsini yedim, şimdi gidiyorum. Afiyet olsun. Sağ olasın, çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz tekrardan size, çok sağ olun. Bir de sana söyleyeyim, bir sürprizim daha var. Bir ay sonra inşallah her şey yolunda giderse yeni bir tiyatro oyunu yapıyorum. Onunla beraber gelmek istiyorum. İnşallah. Biz de o zaman Cizre basını olarak, Cizre gençliği olarak, halk olarak seninleyiz abi. Peki inşallah, teşekkür ederim. Sağ olun.